Hem kol takımımız. İkinci ilk önce. Все хорошо? Özellikle artık sadece Türkiye'nin her yerinden insanların gelip yaşadığı değil, Avrupa'nın her yerinde ve komşu ülkelerde ve özellikle de Rusların da birinci derecede Alanya ile birlikte tercih ettiği bir yer. Çok güzel sohbetler ettik. Var olan bazı sorunları da tespit ettik ve o sorunların birçoğunu çözüyoruz. Hepsini çözüyoruz, tek tek ilgileniyoruz. Eğer bu şehirde, bu ülkede kim yaşıyorsa yaşasın, hiçbir tereddüdü olmadan birinci sınıf insan gibi yaşamalı ve biz Rusya'dan da, diğer ülkelerden de gelen dostlarımızı bu şehrin bir zenginliği olarak görüyoruz. Türkiye'nin bir zenginliğidir, Antalya'nın bir zenginliğidir. Antalya'mız turizmde merkez oldu. İnşallah daha iyi olacak. Bu sene Rus dostlarımızı da bekliyoruz. Geçen sene küçük bir sorunumuz oldu. Yani ciddi bir sorun da açtık. Yani dostluk üste çıktı. Dostluk ön plana çıktı. Sorunlar olabilir. Önemli olan bu sorunları karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı aşabilmektir. Ve bunlardan da ders alabilmektir. Biz inanıyoruz Türkiye-Rusya ilişkileri bundan sonra daha güçlü olacak. İş bildiğimiz daha da artacak. Ve daha fazla Rus turisti Türkiye'ye bekliyoruz. Çarşıda dolaşırken çok sayıda gördüm. Çok da mutlular tekrar geldikleri için. Türkiye Cumhuriyeti'ni, vatanı, milleti, bayrağı bakıyorum bizden daha çok sevenler, sözde daha çok sevenler türemeye başladı. Avrupa'daki ülkelere bakıyoruz. Kendi sorunlarını bırakmışlar. Kendi aralarındaki yaşadıkları sorunları bir kenara bırakmışlar. Ve ırkçılığı, yabancı düşmanlığı gibi Avrupa'yı ve dünyayı tehlikeli bir yere doğru götüren akımları unutmuşlar. Türkiye'ye akıl veriyorlar. Türkiye'nin referandumunda taraf tutuyorlar. Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Bakıyorum, düşünüyorum, bazen sorguluyorum. Acaba bu ülkeyi bunlar benden daha mı çok seviyor? Acaba yani bu vatanı, bu devleti, bu milleti benden daha mı çok düşünüyor? Sonra bakıyorum Türk karşıtı, bakıyorum İslam karşıtı, bakıyorum Türkiye'nin gelişmesini istemiyor, bakıyorum Türkiye'nin bağımsız hareket etmesini istemiyor, Türkiye'nin aynı şekilde dış politikasında kendisine bağlı olmasını istiyor. Rusya ile sorunlu olduğumuz dönemde bize diyorlardı ki Rusya ile aranızı düzelseniz iyi olur. Şimdi düzelttik, onu da sorguluyor. Niye Rusya ile aran iyi? Her şeyden önce ben sana mı soracağım kardeşim? Yani Rusya ile ya da başka ülkeyle ilişkilerimi iyileştirmek için sana mı soracağım? Benim çıkarlarım için, bölgenin çıkarları için bu önemli. Ayrıca yani ben bir tek sana niye bağlı kalacağım? Bağlı kaldığım zaman Avrupa Birliği sürecinde tavrınız, ikiyüzlülüğünüz, çifte standartınız ortada. Sana nasıl güveneceğim? Sen bana güvenmemen için söyle sebeplerini. Ama benim sana güvenmemem için çok sebep var. 100 tane sayarım. Sadece kendi yaşadıklarımı saysam bir kitap olur. Sonra da yok efendim niye Rusya'yla iyi? Neden bizim dışımızdaki başka yerlere gidiyorsun? E sen de gidiyorsun oralara. Sen de gidiyorsun Afrika'ya, evet. Sen de varsın Doha'da, doğru. Dubai'de varsın. Cidde'de varsın. Aşkabat'ta varsın. Astana'da varsın. E varım. E sen oraya gidince eksen kayması oluyor da ben gidince niye eksen kayması oluyor? Ben seni sorguluyorum. Gülmeye başlıyor. Yani aptal olmadığımızı yüzlerine söylememiz lazım.